Herkese merhaba ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi kolay bir bebek battaniyesi ya da farklı birçok projenizde kullanabileceğiniz güzel bir örgü deseni anlatacağım. Umarım beğenirsiniz birlikte çalışırız. Ben desenimi oluştururken arkadaşlar anti peeling özelliğine sahip bir bebek yünü kullandım. Sizler dilediğiniz markaları da tercih edebilirsiniz. Tığ numarası olarak ise 2.5 milim bir tığ kullandım. Şimdi hemen kolay modelimizin anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. Bebek battaniyeleri genellikle 90 çarpı 90 ya da 100 çarpı 100 ebatlarında yapılmakta. çok sıkı olmayan zincirler yaparak örgümüze başlayalım. Sizler burada istediğiniz uzunlukta zincirlerinizi hazırlayın. Ben küçük bir numune anlatacağım için benim için şimdilik yeterli olacaktır. buradaki son zincirimden sonra yana batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. bir Şimdi yanına batıyorum yine sık iğne. 2 Bu şekilde tüm zincirlere batarak yan yana sık iğneler yapalım. Burada dikkat etmemiz gereken sık iğnelerimizin sayısının 2 iki ve 2'nin katları yani çift sayı olması Sizler de bu şekilde 2'nin katı olacak şekilde zincirinizin sonuna kadar sık iğneleri yapın. Ben de hazırlayıp geliyorum. Ben 18 tane sık iğne şeklinde zincirlerimi sonuna kadar devam ettirdim sık iğnelerimi. Şimdi desenimizi yapmaya başlayalım. 1 2 3 tane zincir yapıyorum ve çevirdim üzerine aldım ilk boşluğu atlıyorum bu benim zincirimin boşluğu yanındaki boşluğa hemen ikili trabzan yaparak modelimi başlatıyorum şimdi tığımı alttan geçiriyorum bakın ipin üstüne aldım ipi tuttum çıkarttım ve bu şekilde uzatıyorum. Daha sonra yanındaki sık iğneden ilmek çıkartıyorum. Uzattım. Tığımda 3 tane ilmek var. Önce 2 sonra 2. Bu şekilde çıkarttık. Şimdi devam ediyorum. Yandaki sık iğne boşluğuna ikili trabzan tığımı alttan dolayarak ipin üstüne doluyorum ilmeğimi çıkarttım yandaki boşluktan da ilmeğimi çıkarttım ve uzattım iki adımda çıkartıyorum sona kadar bu şekilde devam edeceğiz. İkili trabzan. ikili trabzanımı yapıyorum. Yine tığımı alttan doluyorum ipimi aldım şöyle yakından bakalım şurada dişlerimiz oluşuyor arkadaşlar yan yan farklı bir çalışma oldukça da kolay. Şimdi devam edelim. Sıra sonuna kadar aynı şekilde yapalım. Evet sona kadar devam ettim. Sonda 3 tane sık iğnem kaldı. Önce ikili trabzan. Son desenimi yapıyorum. Sondaki sık iğne boşluğuna ise yine bir kenar trabzan oluşturmak adına her iki kanadını alarak şu şekilde ikili trabzan yapıyorum ve sıramı tamamladım. Evet şimdi bir sırada sık iğne sıramız olacak. Burada bir tane zincir yapıp çeviriyorum. Benim burada dikkat etmem gereken 18 tane sık iğne üzerine başladığım için yine aynı sayı takip etmeliyim. Artırma ya da eksiltme yapmayalım. İlk boşluktan başlıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi yandaki boşluğa 2, sıradaki 3. Bu şekilde sona kadar tüm boşluklara sık iğne yaparak ilerleyelim. 3 de kalmıştım. Ben sayarak devam edeceğim. 15 şimdi 16. yapıyorum buradakinin üstüne de batıyorum bakın onu da unutmayalım bu benim 17. sık iğnem şimdi kenardaki zincire de batıyorum bir sık iğne de kenar zincirine yapıyorum yani toplamda 18 sayısını takip ettim deseni bu şekilde kurduktan sonra saymanıza gerek kalmayacaktır. Ben sadece şaşırmamanız için sayılarla belirterek anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Bir üst sıraya daha çıkalım. 3 tane zincir yaptım ve desenimi çevirdim. Bakın ilk kendi dibindeki boşluğu atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Desenimin hizasında yeni desen oluşturuyorum. İkili trabzan. tığımı alttan dolayarak çıkarttığım ilmeğim. İlk desenimi oluşturdum. Üzerine aldım ikili trabzan ve yine aynı şekilde desenlerimi hizalı bir şekilde üst üste getirerek yapmaya devam ediyorum. Desenimiz bundan ibaret. Oldukça kolay ve zevkli bir model. Bunu istediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz. Sık iğne sırasıyla da tamamlayıp bitirebilirsiniz. Şöyle bakalım. Oldukça güzel oldu. Her iki tarafı da kullanıma uygun. Ben arka tarafını da çok beğendim. Tabii sizler nasıl dilerseniz o şekilde yapabilirsiniz. Yine bu modelden farklı çalışmalarda elbette yapabilirsiniz. Ben sizlere bir de büyük bir parça da hazırladım. Şimdi hemen ona bakalım. Evet büyük parçamızı da şöyle görelim. Oldukça güzel oldu. Gerçekten çok da kolay ve hızlı ilerleyen bir çalışma. Astar da gerektirmiyor. Her iki tarafını da kullanmaya uygun. Yine bebek battaniyesi kenarı için videomun sondaki linklere göz atabilirsiniz. Bebek battaniyesi oynatma listelerime de bakabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olmak ücretsiz. Desteklerinizi bekliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.